Kanal 23 Haber Merkezi adına iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle tekrar birlikteyiz. Önce haber başlıklarımıza göz atıyoruz. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kömür Üreticileri Derneği ile İthal Kömür Termik Santral sahiplerini temsil eden Tersanet arasında imzalanan protokolün basın toplantısına katıldı. Toplantıda neler yaşandı? Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarının sorunları ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklikler yapıldı. Değişiklikler neleri kapsıyor? Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım birçok yerli ve yabancı yatırımcı Elazığ'a davet ederek yatırım görüşmelerine ağırlık verdi. Vali Kaldırım konuyla ilgili sosyal medya hesabından hangi önemli açıklamada bulundu? AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 5 Aralık kadınları seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Balık mesajında hangi önemli mesajları verdi? Ayrıntılar az sonra Kanal 23 Ana Haber'de. Ve Kanal 23 Ana Haber başlıyor. Sevgili seyirciler, Kömür Üreticileri Derneği ile İthal Kömür Termik Santral sahiplerini temsil eden Tersanet arasında imzalanan yerli kömür kullanımı niyet protokolü imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu ve yapılacak çalışmalarda 414 milyon dolar ülke ekonomisine kazandırılacak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kömür Üreticileri Derneği ile İthal Kömür Termik Santral sahiplerini temsil eden Tersanet arasında imzalanan protokolü basın toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, İthal Kömür'ün %10 oranında yerli kömür ile ikame edilmeye başlanacağını söyledi. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir diyerek yerli kömür atağımızı da başlatmıştık. İnşallah bu yıl, biraz önce Sayın Muzaffer Bey de ifade etti, 100 milyon ton hedefine doğru hızla ilerliyoruz. Yerli kömür ikamesiyle kömür ithalatının azalacağını ifade eden Bakan Dönmez, böylece 414 milyon dolar kaynağı ülke içinde bırakmış olacağız dedi. Yıllık yaklaşık 5 milyon ton civarında bir yerli ikameyle 414 milyon dolarlık kaynağı ülke içerisinde bırakmış olacağız. Cari açığın kapanmasına da hatırı sayılır bir miktarda da katkı yapmış olacağız. Dönmez, Türkiye'yi ham madde üretip satan bir ülke olmaktan da çıkaracağız diye konuştu. Bütün gayretimiz Türkiye'yi, ülkemizi ham madde üretip satan bir ülke olmaktan çıkartıp ileri teknolojiyle dünya pazarlarında katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir. Yaklaşık 12,5 milyar kilovat saatlik elektriği yerli kaynaklardan üretmiş olacağız. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarının sorunları ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikler yürürlüğe girdi. Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapıldı. Yürürlüğe giren kanunla birlikte bölücü terör örgütüne üyeliği, iltisakı ya da irtibatı olan kamu görevinden çıkarılıp güvenlik soruşturmasında olan doktorlar, çıkarma ya da göreve alınmama kararının alındığı günden 450 gün sonra mesleklerini icra edebilecek. Sağlık hizmetlerinde görevli sağlık kurum ve kuruluş personellerine yapılan kasten şiddetler sonucunda şüpheliler kolluk görevlerince yakalanıp, gerekli işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilip, Cumhuriyet Savcılığınca adli işlemleri yerine getirilecek. Sevgili izleyenler, Elazığ'ın her alanda gelişip kalkınması için yoğun çaba sarf eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kente yatırım gelmesi için önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Vali Kaldırım, İstanbul'da düzenlenen 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne katılarak, Gana Turizm Bakanı ve ilimize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım birçok yerli ve yabancı yatırımcı Elazığ'a davet ederek yatırım görüşmelerine ağırlık verdi. Vali Çetin Oktay Kaldırım İstanbul'da bir üniversite tarafından düzenlenen BADER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne katıldı. 40'tan fazla ülkeden 300'e yakın yabancı yatırımcının katıldığı zirvede yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapan Vali Kaldırım, Elazığ'a yatırım çekmek amacıyla kentin potansiyelleri hakkında bilgiler verdi. Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yaptığı görüşmeleri ilişkin görsellere yer verdi. Vali Kaldırım paylaşımında, Gana Turizm Bakanı ve ilimize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılarla bir araya geldik ifadesine yer verdi. 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün
Sevgili seyirciler, AK Parti Rıza Milletvekili Selmin Balık, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı Balık. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı elde etmesi, toplumsal hayatta gerçekleşen önemli adımların başında gelmektedir, dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 84. yılı münasebetiyle bir açıklamada bulundu. Balık mesajında, 1926 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle yürürlüğe giren Medeni Kanun'da kadınlarımızın kaybettiği haklarının iade edilmesinin temeli olmuştur. Artık kadın güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başlamış ve erkeğin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazır konuma gelmiştir. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı elde etmesi, toplumsal hayatta gerçekleşen önemli adımların başında gelmektedir. Seçme ve seçilme hakkı 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkıyla başlayıp, kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğiyle gerçekleşmiştir. Toplumu kazandırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 kadın milletvekiliyle temsil edilirken bugün 104 kadın milletvekili Türk kadını temsil etmektedir. Ancak Türkiye'de gerçek anlamda kadınlara seçilme hakkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri sonucu 7 Haziran 2015 seçimlerinde başörtülü milletvekillerinin yemin edebilmesiyle gerçekleşmiştir. Ülkemizde insan hakları ve demokrasi kavramlarının kadının yönetimde söz sahibi olduğu şartlarda daha da güçlü olacağı inancıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Türk kadının toplumsal hak ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını diliyorum, dedi. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da kadınlara seçme ve seçilme hakkının 94. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Kadınlarımız eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargı, iş dünyasında, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum, dedi. BES, Bireysel Emeklilik Sistemi. Sevgili izleyenler, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yer alan düzenlemeye göre sistemden ayrılmış çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde başlangıç devlet katkısı hesaplanmayacak. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Resmi gazetede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre BES'e girişte 1000 TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, cayma hakkının kullanılmaması halinde cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde hesaplanacak. Yönetmelikte başlangıç dönemi çalışanın emeklilik planında dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarih izleyen 2 aylık süre olarak tanımlandı. Yönetmeliğin son düzenlemesine göre bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmayacak. Buna göre taahhüt edilen devlet katkısı tutarları çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabından takip edilecek. Elazığ Belediyesi, Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları sürüyor. Sevgili seyirciler, bugünkü toplantıda da 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Aralık ayı belediye meclis toplantıları devam ediyor. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mithat Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında gündemi oluşturan 11 maddenin 5 maddesi görüşülerek karara bağlandı. Murat İlk Öğretim Okulu'nun alanında kalan taşınmazda belediyemize ait olan 226 metrekare hissenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisinin... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu talebin değerlendirmesi tarife komisyonu yetkisinde olmayıp yine arsa değer komisyonu tarafından buna değer tespitinin yapılacağı komisyon tarafından oy birliğiyle karar alınmıştır. Evet. Maddeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Geriye kalan 6 gündem maddesi ertesi gün görüşülmek üzere toplantı sona erdi. Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantısına hazırlanıyor. Sevgili seyirciler, MHP Başkanı Semih Işıkbaş bugün kameralar karşısına geçti ve 8 Aralık tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirecekleri aday tanıtım toplantısı programı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Milliyetçi Hareket Partisi aday tanıtım toplantısı öncesi Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilat üyeleriyle bir araya gelindi. Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, belediye ve il genel meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilat yönetim kurulu üyeleri katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Işıkver toplantıda yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerini çok önemsediklerini, bu açıdan Elazığ'ın 20 seçim noktasında bulunan belediye başkanlıklarını kazanmayı hedeflediklerini kaydetti. Devletin bekası, milletin selameti açısından çok fazla önemsediğimiz, Genel Başkanımız, bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pekişmesi adına çok önemli bulduğu ve Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak Elazığ'ın 20 seçim noktasında da mübarek davamızın kutsal sancağını belediye binalarına asma gibi bir hedef, bir ideal ortaya koyduğumuz 31 Mart 2019 seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. Işıkver açıklamasında buradan bismillah diyerek ilk belediye başkan adayımız Profesör Doktor Bilal Çoban'ı sizlere takdim ve emanet ediyorum dedi. 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz Profesör Doktor Bilal Çoban'ın aday tanıtım toplantısıyla ilgili hazırlıkları yapmak üzere hep birlikte bir aradayız. Öncelikle göstermiş olduğunuz yoğun katılım ve coşku dolayısıyla hepinize gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, 2019 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi MHP'den Elazığ Belediye Başkan adayı olan Profesör Doktor Bilal Çoban yazılı bir açıklama yaptı. Çoban, Elazığ'ın en önemli sorun ve probleminin yatırımsızlık ve buna bağlı olarak da işsizlik olduğunu ifade etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban yazılı bir açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban açıklamasında 10 yıldır bu şehrin girmedik sokağı, mahallesi, köyü, ilçesi ve beldesini bırakmamış bir kardeşiniz olarak ilin en önemli sorununun yatırım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle işsizlik olduğunu görüyoruz. İşsizlik çok sayıda sosyal problemi de beraberinde taşımakta ve şehir ülkemizin en mutsuz ilk 10 ili arasında yer almaktadır. Toplam nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımızın tamamına yakın işsizdir. Bu kardeşlerimizin istihdamın bir parçası olarak ev ekonomisine katkı sağlaması için yerel yönetimlerin elini taşın altına koyarak üretim, pazarlama ve satış altyapısını kurması gerekmektedir. Bu konuda uzman ekibimize çok önemli projeler hazırlayarak hem kadınların bulundukları mahallede hem de kendi evinde üretimin içinde yer almasını sağlayacak çok önemli projeler hazırlamış durumdayız dedi. Çoban değerlendirmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2018'de açıklamış olduğu raporda 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 19,9'dur. Bu çok büyük ve ciddi bir sosyolojik sorun oluşturmaktadır. İlimiz maalesef işsizlikte Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. İş ve aş sağlayan, aynı zamanda KOBİ'lerin önünü açan ve yatırım ortamını oluşturan bir yönetim anlayışıyla hizmet sağlayacaklardır ifadelerini kullandı. Ayrıca Çoban, belediye bünyesinde uluslararası boyutta bir proje ofisi kuracaklarını ve tabela ofisi olmayacağını kaydetti. İlçe ve beldelerde aday adaylığı süreci devam ediyor sevgili seyirciler. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keban ilçesinden aday adaylıklarını açıklayan isim sayısı bugün 4'tü. Sadık Kaya, Turan Özcan, Faruk Tunç ve Murat Sevinç Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keban ilçe belediye başkanlığına aday adayı olduklarını açıkladılar. 31 Mart yerel seçimlerinde Sadık Kaya, Turan Özcan, Faruk Tunç, Murat Sevinç, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keban ilçe belediye başkan aday adayı olduklarını açıkladı. Keban ilçe başkanımızı da aday adaylarımızın şahsında kutluyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, birlik beraberliğimizi ortaya koymak için hep birlikte bir açıklama yapmak istedik dedi. Hedefe giden yolda irademizi, kararlılığımızı bütün kamuoyuna hep birlikte el ele aykıralım dediler. Allah hepsinden razı olsun. Göstermiş oldukları birlik, beraberlik, dosta güven, düşmana korku veriyor. Rabbim hepsinden razı olsun. İyi ki sizlerle dava arkadaşıyım. Keban ilçe başkanımızı da aday adaylarımızın şahsında kutluyorum. Rabbim hedefe giden yolda bizi mahcup ve mağlup eylemesin. Amin. Rabbim bizde inanan kardeşlerimizin huzurunda başımızı yere eğdirmesin diyorum. Ve hepsini size takdim ve emanet ediyorum adaylarım. Öte yandan Elazığ Barosu avukatlarından avukat Seda Yağmur Fırat, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Elazığ Belediye Meclis üyeliğine aday adayı olduğunu açıkladı. Kardeşimiz avukat Yağmur Seda Fırat'ın belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurusunu almak üzere bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Atatürk'ün bizlere tanık olduğu, yani beni buraya hani buna başvurmama vesile olan kişinin bize tanıdığı bu günde, özellikle seçme seçilme hakkını bize tanıdığı günde adaylığımı koymam daha da anlamlı benim için. Bana bu şansı tanıdığınız için de çok teşekkür ederim. Umarım partimizi hep beraber daha iyi yerlere taşırız. Sevgili seyirciler, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün basın mensuplarına kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. Kalıp yargı ve ayrımcılık nelere sebep oluyor? Toplumda kişiler arası, gruplar arası veya cinsiyetler arası eşitsizliklere sebep oluyor. İstihdamda var olan eşitsizlikler, sağlık hizmetlerinden faydalanmada var olan eşitsizlikler, eğitim hizmetlerinde var olan eşitsizlikler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personeli Muhammed Melik Alev, Elazığ'daki tüm kurum ve kuruluşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri vermeye çalıştıklarını kaydetti. Şiddet en çok kimlere uygulanır? Bir de ona bakalım. Kadınlara uygulanır, çocuklara uygulanır, evsizlere, yaşlılara, engellilere, hayvanlara veya göçmenlere uygulanır. Bunların en önemli özelliği de şudur arkadaşlar. Bunlar toplumun maalesef saldırıya açık ve kendini savunma konusunda güçsüz olan kesimleri olmasıdır. Seminere kurum temsilcileri, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda medya mensubu katıldı. Dördüncü grubumuz psikolojik şiddet. Sevgili seyirciler, arkamızda gördüğünüz alan Devlet Tiyatrosu ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kaim, bir zamanlar kaim olduğu ve 1965 yılından beri Elazığ'da kültür ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapan bir mekandı. Alınan bir kararla daha iyisi, daha yenisi, daha moderni yapılmak üzere yıkımı gerçekleştirildi. Ancak devlet ödeneklerinin durdurulması sebebiyle yapımı biraz akamete uğradı ve bu alan atıl bir, boş bir alan vaziyetinde kaldı. Mahalle sakinleri bu alanla ilgili şikayetlerini defalarca dile getirdiler ve bu şikayetlere kulak verildi. Söz konusu alan geçici bir süreliğine de olsa zaten bölgede önemli bir ihtiyaç olan otopark olarak dizayn edilecek. 1965 yılından beridir birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Devlet Tiyatrosu binasının yıkımı gerçekleştirilmiş. Ancak tüm Türkiye genelinde devlet ödenekli yatırımların durdurulma kararı alınmasının ardından atıl durumda kalan İstasyon Caddesi'ndeki yıkımı gerçekleşen Devlet Tiyatro binası alanı ile ilgili artan şikayetler üzerine vatandaşın sesine kulak verildi ve bu alanda yeni bir bina yapılana kadar geçici süreliğine de olsa bölgede zaten büyük bir ihtiyaç olan otopark olarak dizayn edilmesi kararı alındı. Bu karar mahalle sakinleri ve esnafları tarafından memnuniyetle karşılandı. Söz konusu alanın son zamanlarda tinerci ve baleciler tarafından kullanıldığını belirterek, boş bir vaziyette bekleyen Devlet Tiyatrosu binasının yerini geçici bir süreliğine de olsa otopark olarak değerlendirilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Bu alan daha sonra programlanmış yatırımlar çerçevesinde bir kültür kompleksi olarak inşa edilecek. Elazığ'ın için burası çok güzel oldu bu şekilde yapmaları. Daha önceden ilk yıkıldığı zaman buralarda hep bir arkadaşlar hep bir balı içiyorlardı. İşte ne bileyim serseriler çoktu yani burada.
Yani Allah razı olsun bizim mahallemizden. Buralar çok güzel oldu bu şekilde. Güzel bir otopark oldu. Elazığ'a inşallah iyi olur. Bu kaldığımdaki arabaları, kenardaki arabalar kaldırsalar daha güzel olur. Hem caddemiz açılır, hem kaldırımlar açılır. Güzel oldu, hoş bir otopark oldu. Vali Bey'e de teşekkür ederiz, sağ olun. Bura köprük halindeydi. Eski bizim tiyatronun yeri. Vali Bey'in yardımlarıyla yeni bir otopark alanı yapıldı. Vali Bey'imize teşekkür ediyoruz. Bu park eden araçlar, esnafların önündeki araçlar Vali Bey'imizin yardımlarıyla kaldırılsa esnaf olarak çok memnun olacağız. Vali güzel bir şey yaptı, pisliği kaldırdı. Yani bir de vali kendi adında çalışması önemli yani. Birilerine peşkeş çekmemesi lazım. Biz memnunuz yani. Güzel bir çalışma oldu. Allah Vali Bey'den razı olsun. Biz buradan karşıya bir yaya geçit istiyoruz. Bu parkta da mümkünse buradaki bu arabaları hiç değilse tek taraflı bir park olsun. İki taraflı park olduğu zaman çok sıkıntı oluyor. Arabalar tek yönlü burası normalinde ama daha şimdiye kadar tek yön olarak hiç kullanılmadı. Esnaflar için de bir kötü bir durum düşünmüştü aslında bizi. Vali Bey gerçekten burayı çok iyi düşünmüş. Hani geçici de olsa en azından buranın bir düzeltilmesi, bir otopark haline getirilmesi hem vatandaşlar için hem biz esnaflar için gayet güzel, olumlu bir gelişme yani. Ya biz burada esnafız yani, biz 40 yıldır bu İstasyon Caddesi'nde esnaflık yapıyoruz. Yani buranın yıkıldıktan sonraki durumu gerçekten işler acısıydı. Trafik olarak sorunluydu, otopark olarak çok sorunluydu. En azından bir düzeltilmesi, isteyen vatandaşın gelip ücretli de olsa buraya arabasını park edecek olması esnaf için de vatandaş için de çok büyük bir olumlu gelişme. Haber merkezinden arkadaşlarımız mahalle sakinlerinin görüşlerini aldığı sırada devlet tiyatro binasının kurulmasına tanıklık eden ve Elazığ'da musiki anlamında önemli çalışmalar yapan devlet konservatuarı emekli şeflerinden Naci Sönmez'e rastlıyorlar. Burada ta 65'li yıllardan 92'ye kadar halk eğitim merkezi, devlet tiyatrosu ve devlet klasik Türk müziği korosu binası vardı. Yakın zamanda depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı ve bir süre burası gerçekten taşla, insanların tehlikeli olabileceği bazı ortamlarla kaldı. Ama şimdi buranın valimiz tarafından geçici bir süreyle de olsa otopark haline getirilmesi gerçekten bu alanda yaşayan gerek esnaflar gerekse mahalle sakinleri için güzel bir gelişme. Ayrıca şunu duydum, bundan da çok sevindim. Buradan elde edilecek gelirin 1200 öğrenciye burs olarak verilmesi kararını duydum. Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerimizi, şükranımızı sunarım. Evet, uzun bir zamandır atıl bir vaziyette bekleyen bu alanın otopark olarak değerlendirilmesi İstasyon Caddesi esnafları tarafından memnuniyetle karşılandı. Haber bültenimiz devam ediyor. Zevk Seccar İlkokul Müdürleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehit Bünyamin Torgut İlkokulu'nda bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Elazığ'da İlkokul Müdürleri ile 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitim ve öğretimin bir terazinin iki kefesi gibi dengeli olması gerektiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, ülkemizin geleceği çocuklarımızın nitelikli yetiştirilmesine, bu da bizim daha çok çalışmamıza, üretken olmamıza ve eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermemize bağlıdır diyerek Gürtürk sözlerine şöyle devam etti. Hepimiz ne yapılması gerektiği konusunda bir fikre sahibiz, ancak önemli olan fikirlerimizin uygulamaya geçirilmesidir. Bu amaçla yürüyerek değil, koşar adımlarla çalışacağız. Okul, aile, öğretmen ve öğrenci birlikteliğini sağladığımız takdirde okullarımızı mahallelerimize benimsettiğimiz anda başarı kaçınılmaz olacaktır dedi. Evet, umre yolcuları uğurlandı Elazığ Havalimanı'nda. Bugün duygu dolu anlar yaşandı. 20 gün boyunca umre ziyaretini gerçekleştirecek olan mutebirler duygu dolu bir uğurlama töreni eşliğinde kutsal topraklara uğurlandılar. Benim annemi gönderiyorum. Onun için ben de çok heyecanlıyım. Özel bir hac ve umre organizasyon şirketi öncülüğünde bugün onlarca kafile kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadı. Elazığ Havalimanı'nda kalplerin manevi huzurla dolup taştığı bir ana ortaklık ediyoruz. Şu anda kutsal topraklara gidecek olan, umreye gidecek olan vatandaşlar tüm hazırlıklarını tamamladı. Uçaklarının kalkacağı saati bekliyorlar. İlk duygularını kendilerinden alacağız efendim. Şimdiden Allah kabul etsin. Allah neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir mutluluk. Allah herkese ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşallah. Umre'ye gidecek olan vatandaşların yanı sıra onları uğurlamak için havaalanına gelen yakınları da bir o kadar heyecanlıydı. Çok Benim heyecanlı. Annemi gönderiyorum.
Onun için ben de çok heyecanlıyım. Düşünürüz. Önce de büyüklerimiz sonra biz. Tabii müsaade Allah şey derse tabii gideceğiz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Özel bir hac ve umre organizasyon şirketi sahibi Yusuf Soylu ise takip edilecek program hakkında detayları aktardı. Rabbim nasip ederse inşallah birazdan uçacağız. Direkt Ciddi'ye uçacağız. Oradan Mekke'ye geçeceğiz. Mekke'de bugün inşallah umremizi tamamlayıp sabah namazını kıldıktan sonra otele döneceğiz. Ondan sonra rutin olarak 20 günlük bir program. Ondan sonra Mekke programından sonra Medine'ye geçeceğiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza-i Şeriflerini ziyaret edeceğiz. Orada da ki programı da tamamladıktan sonra inşallah ayın 24'ünde inşallah Elazığ'a dönmüş olacağız. Umre'ye gidecek ve 20 gün boyunca umre vazifesini yerine getirecek olan kafile yaşadıkları heyecanı Kanal 23 mikrofonlarına işte şöyle anlattı. Nasip olursa 20 günlük bir programımız var. 17 gün Mekke'de kalacağız. 3 gün Medine'de. Tecrübeliyiz. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim sıhhat afiyet içerisinde gidip gelmeyi bütün kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Allah size de nasip etsin inşallah. İlk kez mi gidiyorsunuz? Yok, hacca gittim geldim de şimdi bu sefer de umre yapacağım. Rabbim tekrar nasip etsin. Hepinize de Allah nasip etsin. Rabbim mübarek etsin hepimiz için de. Tamam, ufaklığı da almışız. Evet, seviyorum. Yanınıza mı götüreceksiniz yoksa vedalaşır mısınız? Hayır, vedalaşacağım. Çok seviyorum bunu abisi. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Allah kabul etsin. Allah razı olsun, sağ ol yavrum. Çok güzel bir duygudur. Allah herkese de nasip etsin. Gidip orada aynısı tatbik etmek daha güzel oluyor. Allah mübarek etsin herkese. Her girişte ayrı bir heyecan, her girişte aynı bir duygular var. Allah-u Teala'nın mukaddes kıldığı Mekke-i Mükerreme gidiyoruz, Medine-i Münevvere'ye gidiyoruz. Rabbim bütün isteyenlere tekrar tekrar nasip etsin, sizlere de nasip etsin. Sevgili izleyenler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı açık öğretim birinci dönem sınavları 8 ve 9 Aralık tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Açık öğretim birinci dönem sınavı 8 Aralık Cumartesi saat 9.30 ve 14'te ve 9 Aralık Pazar günü saat 14.30'da 3 oturum halinde yapılacak. Koş. Üç oturum halinde yapılacak olan sınav Elazığ merkezde bulunan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mezra Ortaokulu, Elazığ Ortaokulu, Kor General Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç İmam Hatip Lisesi, Gazi Ortaokulu, Gazi Anadolu Lisesi, İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi, Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çubuk Bey Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ Lisesi, Hıdırsever Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Ortaokulu, Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu. Öte yandan sınavın gerçekleştiği kurumlar arasında Elazığ Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Elazığ Çocuk Eğitim Evi, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yer alırken Alacakaya, Arıcak, Palu, Karakoçan, Keban, Kovancılar ilçelerinde de yapılması planlanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, sınava girecek olan kişilerin sınav giriş belgelerinin nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgelerinden birinin yanlarında bulunması gerektiğini duyurdu. Meclise gönderilen yasa teklifiyle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları değişerek artık daha kolay bir hale geliyor sevgili seyirciler. Yasa meclisten geçtiği takdirde 15 bin kişi daha işsizlik maaşı alabilecek. Meclise sunulan 71 maddelik torba kanun teklifi sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeriyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları meclise gönderilen bu yasa teklifiyle artık değişiyor. Yasa meclisten geçtiği takdirde 15 bin kişi daha bu maaşı alabilecek. En çok merak edilen konulardan birisi ise kimlerin bu maaştan yararlanacağı oldu. İlk olarak çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İkincisi iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödenerek sürekli çalışmış olması ve son olarak da çalışanın son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlarını yerine getirenler iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde işkura başvurarak işsizlik maaşı alabiliyor. Bugünkü uygulamada 120 gün içinde prim ödenerek sürekli çalışmış olma şartı nedeniyle bazı çalışanlar işsizlik maaşından yararlanamıyor.
İşte yeni düzenleme ile 120 günlük süre şartı esnetiliyor. Tasarı yasalaştıktan sonra çalışanın sürekli çalışma şartı yerine iş sözleşmesinden devam edip etmediğine bakılarak böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirenler de işsizlik maaşından yararlanabilecek. Elazığ merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde bugün korku dolu anlar yaşandı sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi olay merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala yuvarlandı, düştü. Kazada bir yolcu hafif yaralandı. Elazığ Aksaray Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs yol kenarındaki kanala düştü. Kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan yolcu 112 acil servis ekiplerince ambulansla müdahale edildi. Mahalle sakinlerinden Hanifi Kaya kazanın meydana geldiği yolun dar olması nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandığını öne sürdü. Daha kötü bir kaza yaşanmadan yolun bir an önce genişletilmesi gerektiğini savunan Kaya, yetkililerin gerekli çalışmayı yapmasını istedi. Yolculardan Kazım Öğün ise yolun bir an önce genişletilmesini istediklerini belirterek, yolun durumu ortada, bu yol bir türlü yapılmıyor dedi. Elazığ Belediyesi kazaya dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Aksaray Mahallesi Yazı Yolu Sokağı'nın genişletilmesi için 11 parsel üzerinde bulunan müştemilat ve ağaç bedel çalışması tamamlanmıştır. Bunlardan 2 parsel sahibiyle uzlaşmaya varılmış, 5 parsel sahibiyle uzlaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak diğer 4 parsel sahipleri ise uzlaşmaya hiç gelmemiştir. Uzlaşma yoluyla sonuç alınamadığı takdirde mahkeme yoluyla kamulaştırmanın tamamlanıp yolun genişletilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Konuyla ilgili mahalle muhtarına gerekli bilgi verilmiştir açıklamasında bulunuldu. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz vatandaşlarımıza. Elazığ Baskililer Derneği tarafından Hepimiz Biriz, Biz Türkiye'yiz isimli proje başlatıldı ve proje kapsamında ilk seminerde bugün. Evet. Biz Türkiye'yiz projesini Elazığ Baskililer Derneği olarak başlatmış bulunmaktayız. Elazığ Baskililer Derneği Hepimiz Biriz, Biz Türkiye'yiz adlı proje başlatarak bir seminer gerçekleştirdi. Baskililer Dernek Başkanı Naim Arslan Mirza projenin Hepimiz Biriz, Biz Türkiye'yiz olgusunu oluşturmak ve tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyleyerek diğer hedeflerinden de bahsetti. Kürdü, Zazası, Türkü, Boşnağı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi hep birlikte Edirnelisi, Karslısı, Ardahanlısı, Adanalı, Adıyamanlı, Muşlu, siz gençlerle birlikte hepimiz biriz, biz Türkiye'yiz olgusunu oluşturmak ve bu projeyi tüm dünyaya net bir şekilde ortaya koymak. Naim Arslan Mirza projenin amacına da değindi. Hedefimiz dünyada ve ülkemizde, bölgemizde yaşanan olayları gün yüzüne çıkarmak, terörün mağduriyetini, terörün aileleri parçaladığını, zararlarını ortaya koymaktır. Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Ferruh Bostancı ise projenin birliği ve ortak değerlerinin savunması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin, demin başkan da bahsetti, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar bu coğrafyada beraber yaşayanların duygudaşlığı, hissiyat birliği, ortak değerleri savunması çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü karşıda bir saldırı var. Kısaca Haçlı Siyonist işbirliği bir konsorsiyumun veya zaman zaman, hani illa sürekli kötü anlamda değil ama Batı'nın bir takım art niyetleri, emelleri, yüzyıllardır devam eden emelleri günümüzde çok ete kemiğe bürünerek ortaya çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar, bu refleksin bir sebebi bu. Bu projenin bir sebebi bu. Emniyet personelinin kimlikleri değişiyor sevgili seyirciler. Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre polis ve bekçilerin ve emniyetteki memurların kimlik kartları değişecek. Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre sınıf üstü ve diğer derecelerdeki emniyet müdürleri, çeşitli rütbelerdeki polisler, bekçiler ve diğer hizmet sınıflardaki personeller ile emeklileri için 4 ayrı tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı.
Emniyet müdürleriyle polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük harflerle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı polis ifadesi bulunurken, alt kısmında ise Türkçe ve İngilizce olarak Emniyet Genel Müdürlüğü personel kimlik kartı ibaresiyle personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil bilgileri yer alacak. Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı seri numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası bulunacak. Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek kimliklerin ön yüzünde ise büyük harflerle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bekçi, diğer hizmet sınıflarındaki personele verilecek kartlarda ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı personel ifadeleri olacak. Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız ile isim ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda ise Türk Polis Teşkilatı'nın arması yer alacak. Kimlik kartlarının arka sağ kısmında ise polis armasındaki çift başlı kartal logosu ile 8 köşeli polis rozeti kullanılacak. Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbehanesine rütbe ile idari ibaresi yazılacak. Bu personeli hangi sınıf ve ünvanda olursa olsun çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kimlik kartları düzenlenmeyecek. Ve bir trafik kazası sevgili seyirciler. Yıldız'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında HS yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde başka bir araca çarptı. Kaza sırasında araç sürücüsü HS ile aracın içinde bulunan İA yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar için uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın da doğu-güneydoğu bölgelerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Planlı, programlı bir hırsızlık sıradaki haberimiz sevgili seyirciler. Elazığ'da gerçekleşen hırsızlıkta 4000 liralık bilezik çalan 3 kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler. 3 kadının profesyonelce yaptığı hırsızlık Merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki sarrafta meydana geldi. Alınan bilgilere göre kuyumcuya gelen 3 kadın kuyumcudan incelemek için bilezik istedi. Ellerinde bulunan bileziği incelemeye başlayan kadınlar şüphe çekmemek için önce 3000 liralık bir altın bilezik satın aldı. Ardından kuyumcunun bir anlık boşluğunda 4200 liralık bilezik çaldı. Bileziği çalan kadın yanında duran arkadaşının gizlice bileziği verdi ve arkadaşı bileziği çantasına atmayı başardı. Birkaç dakika daha kuyumcuda oyalanan kadınlar bir süre sonra oradan ayrıldı. Kuyumcu Süleyman Karakaya, ben yanımda bulunan arkadaşlarla beraber modelleri gösterince bizden farklı modeller istediler. Bunun üzerine ben de arkadaşımı diğer şubemize gönderdim. Ben arkadaşımla birlikte kapıya gittiğim sırada hırsızlık gerçekleşiyor dedi. Bileziği alıyor, ortadaki bayan, arkasındaki bayana veriyor, cebine bırakıyor. Tabii bizi şaşırtmak için şaşırtma bahanesiyle bir tane de satın alıyorlar. Bir tane de kendi aldıkları değerinden biraz daha düşük bileziği satın alıyorlar. En sonunda biz biraz şüphelendik fark ettiğimiz için arkasından hani birini gönderdik şüphe duyduğumuz için. Tabii onlar da izlerini kaybettirmek için belediye otobüsüne biniyorlar. Bir yerde inip başka bir arabaya binip şehir dışına çıkıyorlar, terk ediyorlar şehri. Kuyumcunun bir bileziğin eksik olduğunu fark etmesi üzerine dışarı çıkarak kadınların bir halk otobüsüne bindiğini gördü. Halk otobüsünün plakasını alan kuyumcu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 3 kadının yakalanması için operasyon başlattı. Evet, yüzleri açık seçik ortada. Hırsızlık masası ekiplerinin operasyonu da sürüyor sevgili seyirciler. Haber bültenimize devam ediyoruz. Elazığ'da vefat eden 89 yaşındaki Kore gazisi İsmail Ayaz askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 89 yaşındaki Kore gazisi İsmail Ayaz vefat etti. Ayaz askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Kore gazisi İsmail Ayaz tören için İhsaniye Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında askeri araca konulan Ayaz'ın cenazesi Elazığ Asri Mezarlığı'na defnedildi. Törene Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Ayaz'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kanal 23 ailesi olarak merhum İsmail Ayaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyoruz sevgili seyirciler. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bugün çarşamba, bugün Fatih Çakar'la Bil Kazan günü. Saat 23'te ekran başında olun, sürpriz hediyeler sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Az sonra spor haberlerimiz ekranlarınızda olacak. İyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın efendim. Azim Ticaret. Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret nerede? Azim Ticaret. Artık Kanal 23'ü izlemek çok kolay. Uydu cihazınızda TürkSat 4A uydusunu seçiniz. Frekans bilgileri 12.265. Polarizasyon vertical yani dikey, sembol oranı 27.500 şeklinde kaydederek kanal içerisinde arama yapınız. TürkSat kanal güncelleme sistemi olan cihazlarda otomatik olarak ayarlanıp tekrardan arama yapılması yeterlidir. Kanal 23'ü ayrıca D-Smart 154. kanaldan, resmi YouTube hesabından, Facebook'tan ve www.kanal23.com adresinden izleyebilirsiniz. Kanal 23 spor haberleriyle karşınızdayız. Elazığ Spor'un Ümraniye deplasmanı ulaşım ve konaklama giderlerini Elazığ Dernekler Federasyonu üstlenirken yapılan katkı nedeniyle Elazığ Spor Kulübü'nden teşekkür mesajı yayınlandı. Maddi anlamda oldukça karanlık bir süreçten geçen Elazığ Spor'da yaşanan sıkıntılı günlerde bir destek de Elazığ Dernekler Federasyonu'ndan geldi. Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda Ümraniye Spor ile karşı karşıya gelecek olan Elazığ Spor'un ulaşım ve konaklama giderlerini kısa adı Elfet olan Elazığ Dernekler Federasyonu üstlendi. Buna göre Ümraniye Spor deplasmanı için Elazığ Spor'un cebinden herhangi bir ücret çıkmayacak. Elazığ Dernekler Federasyonu'ndan gelen bu jest üzerine Elazığ Spor Kulübü'nden de bir teşekkür mesajı yayınlandı. Elazığ Spor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. A takımımız ve U21 futbol takımımızın deplasmanda oynayacakları Ümraniye Spor karşılaşmalarının seyahat ve konaklama giderleri Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından karşılanacaktır. Duyarlılıklarından dolayı Elazığ Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Faik İçmeli ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz denildi. Elazığ Spor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil'in kulübün içerisinde bulunduğu süreçle ilgili briefing vereceği belirtirken belediye başkan adayları ve siyasi parti il başkanlarıyla önümüzdeki günlerde Elazığ Spor tesislerinde bir araya geleceği belirtildi.
Elazığ Spor'da 11 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde siyasi parti il başkanları ile belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde Elazığ Spor tesislerine bir araya gelecekler. İstifa kararı alan Elazığ Spor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil'in daveti üzerine Elazığ Spor tesislerine toplanacak olan siyasi parti il başkanları ile belediye başkan adayları yapılacak olan görüşmede kulübün içerisinde bulunduğu süreçle ilgili detaylı bilgi alacaklar ve kısa vadede çözüm yolları arayacaklar. Alınan bilgilere göre Elazığ Spor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil'in AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban ve İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ'ın yanı sıra siyasi parti il başkanlarıyla da görüştüğü ve bu isimleri Elazığ Spor Kulübü'ne davet ettiği öğrenilirken, belediye başkan adayları ve il başkanlarının toplantı zamanını 1-2 gün içerisinde belirleyecekleri ve buna göre tarafların Elazığ Spor tesislerine bir araya gelecekleri belirtildi. Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Elazığ Spor, zorlu maç için Cuma günü İstanbul'a hareket edecek. Elazığ Spor'da Ümraniye deplasmanının gidiş dönüş programı açıklandı. Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bordo Beyazı temsilcimiz, bu maç için 7 Aralık Cuma günü İstanbul'a hareket edecek. Elazığ Spor Kulübü'nden alınan bilgilere göre Bordo Beyazlı kafile Cuma günü saat 11.45'te tarifeli uçak ile İstanbul'a uçacak. İstanbul'a indikten sonra konaklayacağı otele geçerek dinlenmeye çekilecek olan Bordo Beyazlı temsilcimiz, son çalışmasını cumartesi günü İstanbul'da yaptıktan sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Elazığ Spor kafilesi pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından saat 18.40 uçağı ile tekrar ilimize dönecek. Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Elazığ Spor günü tek çalışma yaparak tamamladı. Elazığ Spor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında pazar günü deplasmanda İstanbul temsilcisiyle de karşı karşıya gelecek olan Bordo Beyazlı ekibimiz de zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Saat 13'te Elazığ Spor tesislerine gerçekleştirilen günün tek çalışmasında teknik taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Teknik direktör Orhan Kaynak ve yardımcılarının yönetimde yapılan antrenmana gribal enfeksiyona yakalanan Orhan Şam ile mide rahatsızlığı bulunan Andreas Totos dışında tüm futbolcular yer aldı. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar. Öte yandan Eskişehir Spor maçında sakatlanan Serkan Kurtuluş'un sakatlığını atlattığı ve takımla beraber çalışmalara başladığı bildirildi. Spordan'a çıkan gelişmeleri aktardık. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.